Ceza kanunumuzda Cuma günü Pazarcık Adliyesi'nden Kahramanmaraş Adliyesi'ne dosya gönderildi. Kemal Ayalp'in tutuklanmak üzere yakalanma kararı çıkarılması istendi. Kararda dilekçe red edildi. Gerekçe de yeterli delil ve ceset olmadığı öne sürüldü. Bu nasıl bir karar? Kız kardeşim kaybolmadan iki gün önce gördüğünüz gibi evimize pompalıyla bir saldırı yapıldı. Saçmalar zaten camlarda açık ve net bir şekilde görünüyor ve duvar... Dur dediğim evet. Zaman dursanız. Gelir misiniz biraz? Bakar mısınız delik deşik? Buyurun. Bakar mısınız? Saçma izlerine bak. Ve bu adam şu anda sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Ve ben masumum diye biliyor mu yanlı? Yani ben artık kafayı yiyeceğim. Bu nasıl bir şey ya? Şuna bakın, orada benim ailem yaşıyor ya. Orada benim yeğenlerim var, orada benim annem var. Orada benim erkek kardeşim var, kız kardeşim var. Zaten yani ben bugün bir tanesi üzerine kayıp... düştü cam olduğu gibi. Çünkü orası sobalı ya bir evdir. Benim yeğenim hep orada yaşıyor. Yapıyoruz yeğenim biz. O, şu andaki o camın altında benim yeğenim uyuyor. O olayın yapıldığı anda bütün camlar benim yeğenimin, kardeşimin duvarda kafasına da var. Düşüyor. Saçma denen şey de nasıl bir şey ya? Evet, devam edelim. Evet. Ve duvarda saçma izlerini zaten net bir şekilde görebilirsiniz. Sonuçta kız kardeşime yapılan bir darp var. Darp raporu alındı. Şüpheli deliller var ortada. Arabasında kan izleri var. Saçma izleri var. Ve bunlar neden benim kız kardeşim kaybolduktan sonra ortaya çıkıyor? Arabada o gün olay günü 3 kişi var. Kemal Ayal, Güler ve kız kardeşim Gülgülüzer Ayal. Gül zaten kayıp. Arabadaki diğer kişi zaten Güler ve onun da Kemal'in Gül'ü öldürdüğünü söylüyor. Böyle bir ifade varken ortada nasıl bu insanı bu şekilde rahatlıkla dışarıya bırakabiliyorlar? Biz çok tedirginiz. Bize bir şeyler yapmayacağı ne malum? Bizlerden biri öldükten sonra mı Kemal Ayal yakalanıp da tutuklanacak? En azından sağ ya da ölüyse bir şekilde kardeşimi bulmak istiyoruz. İki tane küçücük yavruları var. Annelerinin yolunu gözlüyor. Annelerin geleceği gününü dört gözle bekliyorlar. Kemal eğer içinde biraz vicdan, biraz merhamet, biraz Allah korkusu varsa kız kardeşimi getir bize. Şu an kız kardeşim nerede yaşıyor mu? Ölümü bilmiyoruz. Aç mı, susuz mu, nerede? Bir yerde bağlı mı? Bu olayın bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Adli tıptan gelecek olan kan örneklerinin bir an önce elimize geçmesini istiyoruz. Eğer o kan izleri kardeşime aitse zaten bu çok güçlü bir delil olarak zaten dosyaya eklenecektir. Bu yüzden bu sürecin bir an önce hızlanmasını ve herkesin elinden geleni yapmasını istiyoruz. Sizi üzmek istemem ama bu mantıktan yola çıkarsanız araba üzerinde bulunan kan izi de elini kesmişti. Kanı da oraya bulaşmıştı şeklinde değerlendirilebilir o zaman. Ya yani evet. Eğer biz hani olaylara zaten bu çerçeveden bakacaksak oho yani. Şimdi şöyle bir şey de var Müge Anlı. Düşünüyorum mesela hani olabilir ya diyorum hani bırakmıştır belki. Bıraktıysan saatler belli. Arabanın orada geçtiği tarih belli, saat belli, saniye saniye. Hadi diyelim ki o pompadan geçtin, gittin sen. Onun öncesinde ya da sonrasında benim kardeşimi bıraktın. Bugün bir pompada o arabadaki kan izlerinin dikkatini çekiyor bir adamın. Orada tek başına atıyorum yol kenarında yalnız gezen ya da yaralı bir kadının. Nasıl kimse dikkatini çekmiyor ya? Hani bu mantığa vurduğun zaman bunun bir açıklaması var mı bilmiyorum. Ki önemli bir konuda Müge Hanım. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Gaziantep ve Kahramanmaraş sınır olarak şu aracın, bu pompanın olduğu bölge Kahramanmaraş sınırının bittiği, Gaziantep sınırının başladığı bölge. Şu anda jandarma, Kahramanmaraş jandarması, polisi buraya kadar, bu sınıra kadar arama yapıyor. Çünkü o bölge onlar bakıyor. Bunun ötesinde kalan bölüme şu anda hiçbir işlem yapılmamış. Yani o yüzden Gaziantep Jandarma'nın devreye evet, girmesi o lazım. Evet, ben evet. Buradan sesleniyorum. Bu taraftaki bütün aramalar yapılmış. Her yer kontrol edilmiş. Her yere bakılmış. Hiçbir delil, hiçbir şey, ceset ortada yok. Ama o sınırın öbür tarafı yani Gaziantep'in başladığı noktada hiç kimse daha elini kıpırdatmamış durumda. Ben yok, elini buradan... kıpırdatmamış demeyelim. Ha şöyle söyleyeyim. Bunun için tabii yetki, yetkisizlik falan mevzusu var. Oralara girmeyeceğim. Şimdi uzun bir prosedür evet. Mevzusu o. Ama
Ben de ailenin bu dileğine katılıyorum. Evet, Kahramanmaraş kendi tarafını aradı. Evet, orada. Ama şimdi sıra Gaziantep'te. Evet, Gaziantep'te. Peki neresi efendim? İşte muhabirimiz Gizem dün doğdu. Kameramanımız Burak Keskinci ile beraber Gaziantep, Kahramanmaraş Gaziantep yolu üzerinde. Evet, yanlarında evet. Gül Ayalp'in ablası Ayşegül de var. Nereden bahsediyoruz? O gördüğümüz benzinliğin etrafı nasıl bir yer? İşte Gizem bize oradan bahsedecek. Günaydın Gizemciğim, söz sizde. Ben de şöyle bir kalkayım izleyeyim. Günaydın Müge Hanım. Kahramanmaraş Gaziantep yolu üzerindeyiz. Yolun bu tarafı Gaziantep, diğer tarafı ise Kahramanmaraş. Bu yol güzergahı sizlerin de bildiği gibi sürekli işlek bir alan ve araç geçişleri günün her saatinde yoğun. Hemen bahsi geçen benzinlik ise bu benzinlik Kemal Ayar 5 Mart'ta saat 7-10 civarında bu benzinliğe gelmişti ve benzinlik görevlisi ise bu aracın üzerinde yeni olduğu iddia edilen bir kan gördüğünü söylemişti. Bu benzinlikte kanı gördüğünü söylediği için de ailede bu benzinlikle Gaziantep arasındaki bir mesafede kardeşleri Gül Ayalp'in başına bir şey gelebileceğini düşünüyorlar ve Güler Özkaraman da ifadesinde bu benzinliğin arkasındaki bir ormana Kemal Ayalp'i birlikte Gülgülüzar Ayalp'i koyduklarını söylemişlerdi. Bu benzinliğin arkasındaki kalan ormanlık alansa hemen buradan 13 kilometre araçta 14 dakikalık mesafede Düldül Baba ormanlık alanı. İşte o ormanlık alanda hemen bu karşıda aile de perişan oldu. Onlar da günlerdir arama yapıyorlar. Ayşegül Hanım da kendi başına koşturmaya çalışıyor bizimle birlikte. O da yanımızda. Onun da söylemek istedikleri var. Şu an Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerindeyiz. Gizem Hanım'ın da anlattığı gibi bu taraf Kahramanmaraş, bu taraf ise Gaziantep yolu. Zaten Pazarcık Jandarması elinden geleni yaptı. Araştırmalar yapıldı ama hiçbir sonuca varılmadı. Ve ileride 14 kilometre uzaklıkta Düllük Baba diye bir ormanlık alanı var. Ve bu alanın da aranmasını ve Gaziantep'in de bu konuda arama çalışmalarını yapmasını istiyoruz. Çünkü bugün 18 gün oldu kız kardeşimden hiçbir haber alamadık biz. 18 gün çok uzun bir zaman ve hiçbir haber yok. Ve ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Gaziantep'te arama çalışmaları başlatılsın. Gerekirse köpekler getirilsin. Çünkü burada birçok köyler var, ufak ufak köyler var. Gaziantep çok büyük bir şehir ve orada bir yere götürmediği, orada bir yere gömmediği ne malum. Ve bu konuda lütfen bize yardımcı olsunlar, gereği yapılsın. Gizem, biraz aracın ise zaten arabayla bilgisayar neresiymiş orası? Çünkü arkası dedi ya, yani arka dediği yerle neyi kastediyor acaba? Şimdi benzinliğin arkası denen yer, yani biz arkasından girdik demek. Siz arabayla nasıl gidiyorsunuz oraya Tuğçe, Gizem? Müge Hanım, imkansız. Yani buradan oraya gitmesi arka taraftan belki dönmüş olabilir. Çünkü bu yol hem gidiş hem geliş yolu olduğu için burada zaten arama çalışmaları yapılmış ve hiçbir şeye rastlanmamış. Müge Hanım, şimdi Düllük Baba Orman denilen yer 14 kilometre arkada bir alan. Oradan giriş var. Yalnız oradan gelip bu benzinlikte benzini aldıktan sonra buradan biraz ileriden arka yoldan dolanarak tekrar o ormanlık alana girmesi mümkün. Ama bu kısımda Gaziantep il sınırlarına bağlı kaldığı için buranın Gaziantep tarafından aranma yapılması gerekiyor. Bu yüzden bu alandan şimdi Kahramanmaraş yönüne doğru gidip bu bağlantı noktasından köy yollarının arkasından dolanarak bu ormanlık alana gitmesi gerekiyor. İsterseniz hemen biz de araca binelim ve o yol güzergahından gidelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Belki de o ormanlık alanın, yani daha yakın bir yolun orada da benzin istasyonu vardır. Bu yol üzerinde bir ton benzin istasyonu var. Ama görülen bu benzin istasyonu. Hayır. Ya görülüyor. Zaten üzerinde kanlı görüyor onu. Evet. Yani bir yerde de durursa alırlar. Yani o ormanlık alanın daha yakın bir yerde başka bir benzin istasyonu da olabilir. Hani arkadan dolaştık. Gördüm diye benzin istasyonu hangisiyse oradaki çalışan elemanın gördüm dediği. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım, hemen ileride sağ tarafta bir benzinlik daha var. Vardır, o yolun üzerinde var yani. Hani çok net bilmiyorum.
yıllar oldu canım da. Orası, evet evet. Cadde. Hemen ileride Gaziantep yolunun üzerinde tekrar bir benzinlik var ama gelip buradan alıyor benzinli. Tamam, yakıtı alıyor buradan ama alıyor. Ama Güler verdiği ifadede biz benzin aldığımız istasyondan sonra döndük demiyor. Bir benzin istasyonunun arkasındaki ormanlık evet. alana gömdük diyor. Bu demek ki yani, devam ettik. Yani evet doğru. O zaten benzinliğin arka tarafı zaten ormanlık alanına doğru gidiliyor. Düllük Baba diye bir orman var orada. O ormana dönmüş olabilirler. Bir gider misiniz bir oraya bize bir gösterir misiniz? Gizem. 14 kilometre dediğin yer eğer yol iyiyse 15 dakikalık yerde bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Yani çok uzak bir yerden bahsetmiyoruz. Efendim ailenin bir kısmı İstanbul'da. Evet. Can yani ben Kemal Bey'in, Kemal Bey bizi izlediğinizi biliyorum. Ben siz bir şey yapacaksınız, edeceksiniz diye söylemiyorum ama aile sizden korkuyor. Neden? Bu kurşunlanma mevzusundan. Açıkçası evi bu şekilde yapan kurşunlanan herkes de korkar. Sizden de korkar, sizi de tehlikeli bulur. Darılmaca, gücenmece yok. Ailenin bir tarafı burada. Diğer tarafı korku içinde orada ama korkup da silmiyorlar. Yani ne olacak? Korkunun ecele zaten faydası yok. Burada bu kızcağız da savcıydı, hakimdi, avukattı, polisti, jandarmaydı. Bu da orada çırpınıyor bir ekip arkadaşlarımızla. Yani 18. güne geldik. Yazıktır, dilerim. Günahtır yani. Müge Hanım özür dilerim. Gerçekten Antep jandarmasına ve... Affedersiniz yengeciğim. Evet, evet, tamam. Bu atışı Kemal Bey, Kemal Bey mi yapmış? Yani önemli olan konu bu. Evet, ailen iddiası. Evet, tabii ki. Kemal Bey ne diyor buna? Ulaşabilsek, Kemal Bey cevap verebilse kendi cevabını verir. Evet, ben de işte o yüzden yayına bağlansın, ailenin iddialarının hepsini cevaplasın arzusundayım. Tabii. Böyle insanın hani izliyor, arıyor falan. Yayına niye bağlanmıyorsunuz ki? Pompalıyla yapılan atışı kim yaptı? Bunun en iyi bilen Kemal Bey'dir, onu söyler. Bir de nedeni neydi? Evet. Amaç neydi? Evet. Zaten 4-5 tane soruyu cevaplandırırsa her şey ayrılığa kavuşur. Kameraman arkadaşımızı da uyarır mısınız demin dediğimden? Yani yayında söyletmeden ne olursunuz ya? Şu anda yola çıktılar, devam evet, ediyorlar. Devam ediyorlar. Kahramanmaraş'tan Gaziantep yönüne. Şimdi o yüzden de işte aile diyor ki bu işler çok sıkıntılıdır. Biz çok denk geliyoruz. Maalesef jandarma bölgesi, polis bölgesi. İşte il sınırı, il sınırı sonrası şöyle sıkıntılı yani. Şey vermeleri lazım, bununla ilgili yazı, karar vermeleri lazım, yetki vermeleri lazım. O yetkinin öteki tarafa geçmesi lazım. Şimdi evet. Kahramanmaraş mesela o yetkiyi alıyor, kendi tarafını arıyor. Şimdi Gaziantep'e de aynı şekilde sen burayı ara denmesi lazım. Tabii bu arada açıkçası arabanın içinde bulunan kişilerin sinyallerinden de nereye gittikleri, nerede durdukları, nasıl hangi bölgede olmuyor? Oldukları o saatlerde ortaya çıkar. Onlar da ortaya çıktıktan sonra aramanın yapılması çok daha kolaylaşır. Zaten Müge Hanım şöyle bir şey de var. Olay günü jandarma Gaziantep'in girişine Kiptaş'a kadar Kemal'i takip ediyor. Ama altındaki araba o kadar güçlü bir araba ki. Hani jandarmanın mesela arabasıyla. Niye takip ediyor ki? Hani zaten o gün takip ediliyor. Niye? Yani kardeşim mesela şey yapıyor. Hani korkup jandarmayı arıyor. Erkek nereden? Kardeşim. Ne zamandan bahsediyorsun? Aynı gün işte götürdüğü gün. Ya şey olayı karıştırdım galiba ben. Ha, gittiği gün, günün gittiği gün. Şey ya olduğu Antep gün değil. Sınırına kadar değil. Orada Kipaş diyene kovalamışlar. O andan arabaya yetişemezler. Şey demiş Kemal değil. Bey demiş evet. ki bizim yanımızda onun 16 yaşındaki erkek kardeşi Samet de vardı demiş. Ben ablasını alıp götürdüğümde. Samet 16 yaşında evet. Semat. Onu bak ben görmedim. Bilmiyoruz. Hayır Samet arabadaysa o zaman Samet arabada ablası... yok. Hayır. Samet hayır, ablasıyla konuşan hayır. kişi. Arabada hayır Samet de ya. Arabadaydı demiş. Hayır. Samet de bizimle beraberdi demiş. Arabada. He. Hayır. Yok öyle bir şey. Öyle yok bir şey. Hatta bağlansınlar. Hale. Hemen babama bağlansınlar. Samet'e ulaşsınlar. Evet. Mümkünse, evet arasın. Evet çünkü arasınlar. Bunu istiyorum ben. Evet. Samet'i bağlasınlar. Evet Samet'i bağlasınlar. Arabanın içinde asla. Çünkü ne Semat'ı var ya. Bir başka bir şey ablası daha. Kendi kendini kurtarmak için nelere başlıyor. Peki Kemal Bey buraları bilir mi? Tabii. Aa, ne diyorsunuz Müge Hanım? Nereli? Gaziantep'li. Gaziantep. Bilir mi ne kelime? Yani oradaki ormanlık, yani tabii o ormanlık alanlarda pikniğe falan gittiğiniz yerde, bir yer mi? Piknik mesili alan.
Hani Antep mesela, Antep gelişinden orası piknik alanı. Hafta sonu orası böyle olur. Ya ama şimdi kış olduğu başka için. Başka bir şey geliyor. Daha önce hatırlarsanız tehdit amacıyla Suriye sınırına kadar götürmüştü. Evet. Evet. Her peki yeri biliyor yani. Sınır boyu kaç kilometre sınıra kadar oradan? Çok yakın, ne kadar söyleyeyim size. Kilis-Gaziantep arası ben 40 dakikada kilise varıyorum. 40 dakikada kendi aracımla yani kilise gidiyorum. Yani 40 dakika. Dakika.